Gravity Destroyer. Herkese merhaba. Şu anda Dünya Beyblade Şampiyonası A grubu finallerinde Avrupa takımı ve Japon takımının birer galibiyet ve birer yenilgileri var. Final maçının sonucunu üçüncü mücadele belirleyecek. Excalibur takımının son yarışması elbette ondan başkası olamaz. Jillian Conzer. Ve karşımızda Gengen Galaxy takımından rakibi. Şimdi ne yapacağız Masamune? Jinga. As oyuncuları Jinga ortalıkta görünmüyor. Sizce Jinga'nın başına kötü bir şey gelmiş olabilir mi? Rayuva ile mücadele etmek genelde pek iyi sonuçlanmaz. Eğer beni arıyorsanız işte tam buradayım. Jinga. Jinga. Beklettiğim için üzgünüm. İyi olmana o kadar sevindik ki. Mamma mia, Jinga nihayet sahaya geliyor. Buna ne diyorsunuz? Jillian Concern, Gengen Galaxy'den Jinga'ya karşı. A grubu final maçına yarışır bir karşılaşma olacak. Üçüncü maç bu iki müthiş Beyblade arasında geçecek. Ama buraya gelmen uzun sürdü. Bu işi artık sana bırakıyoruz Jinga, evet. Son dakikada gelişinin ardından Jinga öyle yorgun görünüyor ki bütün öğleden sonrayı mücadele ederek geçirmişe benziyor. Aslında bütün öğle boyunca tam da bunu yapıyordu. Ve rakibi de Rayuga'ydı ki bu çok normal. Yani Jinga daha mücadeleye başlamadan bile fazlasıyla yorgun. Olabilir. Ha? Ama yine de Jinga'nın mücadele ruhu henüz yorulmadı. Hatta tam aksine. Mücadeleye çoktan hazır gibi. Görünüşe göre beni bir süre eğlendirmeye yetecek kadar enerjin var ha? Buraya kadar gelmek için çok çalıştık. Şimdi de biz kazanacağız, beni duydun mu? Öyle mi dersin Jinga? Demek sen de ha? Diğer Beyblade'çiler de bana aynı şeyi söyledikten sonra yenildiler. Asıl sorun benim diğer Beyblade'çilerle aynı olmamam. O zaman bana kanıtla dostum. Neden geldin Klaus? Evet, senin dinlenmen gerekmiyor mu koca adam? Olmaz. Excalibur zaferini ilan etmek üzere. Bu anı hayatta kaçıramazdım. İyi düşündün. Çünkü Concern bu maçı asla kaybetmez. Ve hepimiz onun zaferini izlemek için buradayız. Evet, final mücadelesinde herkes yerini aldı. Antik Roma İmparatorluğundan bugüne kadar geçen sürede burada, bu büyük kolezyumda sayısız mücadele gerçekleşti. Burası pek çok efsaneye ev sahipliği yapan bir yer. 2000 yıl sonra bugün buraların sahibi Beyblade oldu. Bakalım modern gladyatörler bugün bize nasıl bir mücadele izletecek? Bu Beyblade'cilerden hangisi yeni çağın efsanesini yazacak? Ya zafer ya da yenilgi. Sonunda final turunu belirleyecek üçüncü mücadele şimdi başlıyor. Bu zafer ya da yenilgi maçı değil. He? Jillian Concern için kazanmak nefes almakla aynı şeydir. Ben maç kaybetmem. Yalnızca kazanırım, anladın mı? Gravity Destroyer. Hem sağ hem de sola dönebilen muhteşem bir Beyblade bu. Concern bu sefer hangisini seçecek merak ediyorum. Hadi bitir işini Concern. Excalibur'u zafere taşı. Mamma mia, hadi başlayalım. 3, 2, 1. Hadi fırla. Sola mı dönüyor, sağa mı dönüyor bu? Ha? Sola doğru gidiyor. Bu tarafa döneceğini tahmin etmiştim. Fırla Pegasus! Destroyer! Hadi Pegasus! Görünüşe bakılırsa Concern Beyblade'ini tersine döndürüyor. Bu çok kötü çünkü Jinga da tam öyle düşündü. Destroyer'ı yıldırmasına benzer saldırılarıyla geri püskürtüyor. İşte böyle Jinga. Seni şimdi anlıyorum Rayuga. Ha? Jinga buraya Rayuga ile mücadelesinden hemen sonra gelmişti, öyle değil mi? Bu sayede Jinga yalnızca Concern'ün ters yönü kullanacağını bilmekle kalmadı. Ayrıca ters dönen bir Beyblade ile mücadele etmek artık kolay geliyor.
El Drago ile uyanan içgüdüleri, şimdi de Destroyer'ın hamlelerini tahmin ederken ona yol gösteriyor. Şu anda Yunanistan'daki halimden çok daha tecrübeliyim. El Drago ile karşılaştırılınca Destroyer'ın hamlelerini okumak benim için çocuk oyuncağı sayılır. Az önce El Drago mu dedin? Ne kadar ilginç. Elindeki oyuncağın gerçekten güzel sevgili dostum. Sen oyuncak mı dedin? Ama sakın şunu unutma. Bu dünya üzerinde tersine dönen yalnızca bir Beyblade var olabilir. Yalnızca bir. O da Mitro El Drago'dur. Böyle bir şey affedilemez. He? Dünyanın en iyi ters dönen Beyblade'i ha? Bu durumda Gravity Destroyer'ım... Sola dönen Beyblade'lerin en güçlüsü. Sağa dönen Beyblade'lerin de en güçlüsü. İki tarafa dönen Beyblade'ler arasında en üstünü o ilk ve tek. Pegasus! Beni dinle Jinga. Bugün bu mücadelede seni yeneceğim. El Drago'yu mağlup eden tek Beyblade'ciyi yenerek... Gravity Destroyer'ın dünya üzerindeki en güçlü Beyblade olduğunu herkese kanıtlamayı başaracağım. Konzern karşı saldırıya geçiyor. Sağda işler tersine dönmeye başladı millet. Şimdi de Pegasus geri çekilmek zorunda kaldı. Destroyer bu işi bitirecek gibi görünüyor. Gücünün ne kadar ezici olduğuna bakın. Yere sıkı tutun Pegasus. Hiçbir işe yaramaz. Peki şimdi ne oluyor? Jinga saldırmaya devam ediyor ama hiçbir işe yaramıyor gibi. Destroyer hasar bile almamış gibi görünüyor. Bunun nedeni dönüş çemberi. Zırhlı savunma dönüş çemberi 145. Tıpkı zırh giymiş gibi her türlü saldırıya karşı oldukça büyük bir savunma gücü barındırıyor. Efsaneye göre etki geçirmez zırha sahip tek Beyblade Destroyer Gravity'dir. Bu durumda zırhlı savunma dönüş çemberi de en güçlüsü oluyor. Ve merkez kaç birleşim çemberi en güçlü başlığı. Darbe geçirmez. Karşı saldırı modu açık. İşin bitti Jinga. Bu Desert Blaze'den Gesur'la mücadelesi sırasında kullandığı o saldırı. Hemen kaç Jinga. Taşa dönüş. Pegasus. Sana neler oluyor Pegasus? Pegasus! Hey, sen orada ne yapıyorsun Jinga? Neden hareket etmiyorsun artık? Beyblade'in hamlesi. İmkansız. Bunun mantıklı bir nedeni olmak zorunda. Hava basıncı mı? Türbülans mı? Hiçbiri doğru cevap değil. Bu Beyblade'in etkisini hiç duymamıştım. Pegasus'un dönüş gücü azalmaya devam ediyor. Eğer böyle devam ederse kendi kendine durup maçı kaybedecek. Kıpırda! Hareket etmek zorundasın. Orada öyle durma. Hadi kıpırda Pegasus. Bu da ne? Sahada neler oluyor merak ediyorum. Yoksa bu mu? Yoksa Destroyer stadyumda geniş bir güç sahası mı oluşturuyor? Yer çekimini kullanıyor mu? Hangi yer çekimi? Konsörünün Destroyer'ı bir şekilde yer çekim kuvvetini kontrol ediyor ve bunu Pegasus'u yenmek için kullanıyor. Ama böyle bir şey yapması nasıl mümkün olabilir? Buna inanmak çok güç ama hata falan yok. Pegasus hareket edemiyor çünkü Destroyer'ın güçlü yer çekim kuvveti buna yapmasına engel oluyor. Gravity çok sıra dışı bir Beyblade. Dünyadaki her şey ve herkes yer çekimi kuvveti tarafından yönetilir. Bu gerçekten hiçbir şey ve hiç kimse kaçamaz. Dikkatle bak. İşte bu Gravity Destroyer'ın gücü. Gravity Destroyer yer çekimi kullanan nadir Beyblade'lerden biri. Bir Beyblade yer çekimini nasıl kullanabilir? Olamaz. Biraz daha dayan Pegasus. Pegasus! Hayır! Pegasus! Korkunç Gravity Destroyer'ın gücüne dikkatlice bakın. İşte bunu her gün göremezsiniz. Tam da final maçına yakışır bir mücadele oluyor sahada. Olamaz! Mücadeleye devam et Jinga! Hemen bir şeyler yap Jinga! Jinga! Ne oluyor böyle? Jinga! Ne? Başka ne yapabilirim?
Ne yapabilirim ki? Excalibur'un zaferi ufukta görünmeye başladı bile. İşte bizim konsern Chao Chinga. Kazanmak benim doğamda var. Bu yalnızca planın bir parçası. Dünyaca ünlü olup tanınma yolunda bir engeli daha açtım. Doğanda var öyle mi? Bunu aklından çıkar. Beybiletlerimiz ve ettiğimiz mücadeleler bizim için birer araç değildir. Hayatlarımızdaki yerleri çok önemlidir. Başarabilirsin Pegasus. Sakın pes etme. Bu da ne böyle? Ha? Pegasus! Ha? Sen iyi misin Pegasus? Galaxy Pegasus ha? Şuna bakın. Görünüşe göre hala Pegasus'un gücünü kontrol altına almayı başaramamışsın öyle mi? Hafif kauçuk düz performans ucu. Bir dakika. Yoksa Rayuga'nın bahsettiği şey bu muydu? Tamam. Hala mücadeleye devam edebilirim. Hadi dön Pegasus. Ne yapıyor böyle? Pegasus eskisine göre daha hızlı dönüyor. Ama bu nasıl olabilir? Hafif kauçuk düz performans ucu sayesinde. Ha? Galaxy Pegasus'un sıra dışı performans ucu sayesinde dönüş yönüne ters tutturulmuş spiral iğneler döndüğü zaman inanılmaz hızlara ulaşmasını sağlıyor. Ve bu hızı sayesinde Pegasus dünyanın her yerinde efsanevi Beyblade olarak biliniyor arkadaşlar. Şanının hakkını verme vakti Pegasus. Sen Galaxy Pegasus'un dünyaca ünlü kanatlı atsın. Yer çekimi duvarını parçalara ayır. Hemen şimdi bitir işini. Vay canına. Pegasus'un artan dönüş hızı Destroyer'ın yer çekimini ortadan kaldırdı. Hadi bitir işini Jingi. Ama bu imkansız. Gravity Destroyer yer çekimini kontrol eden Beyblade ise o zaman Galaxy Pegasus'ta ışık hızını kullanarak gökyüzüne yükselen Beyblade'tir. Ve yer çekimini asla yenilmemiştir. Asıl mücadele işte şimdi başlıyor. Neler oluyor böyle? Pegasus taşlaşma etkisinden kaçmayı başarıyor ve şiddetli bir karşı saldırıya geçiyor. Zafer tam önünde uzanıyorken şimdi Destroyer oyuncakları Beyblade gibi oradan oraya savruluyor. Mamma mia, gördüklerim gerçek olabilir mi? Böyle devam et Jingo. Tamamdır. Sakın durma ve bitir işini artık Jinga. Hadi özel hamleni kullan Jingi, hadi. İyi fikir. Görünüşe bakılırsa Jinga özel hamlesini kullanmak üzere değil mi dostlarım? Buradan bakınca konsörünün durumu hiç de iyi gibi görünmüyor. Şimdi özel hamle. Kanatlı atın güçlendirici yıldız saldırısı. Evet, işte geliyor. Yenilgi diye bir kelimenin konsörün ailesinin kitabında yeri yoktur. O zaman ekleyelim. Gördüğün gibi sevgili Jinga, zafer benim için nefes almak kadar kolay bir şeydir. Kendini boşu boşuna yorma Jinga. O zaman özel hamlemi dene. Destroyer! Kara Excalibur! Güçlendirici yıldız saldırısı. Hiçbir işe yaramadı. Bu imkansız. Deminki saldırıdan Destroyer'ın muhteşem gücünün yalnızca bir parçası olduğundan haberi yokmuş demek. Concern büyük kara kılıcını savurduğunda asıl o zaman başı dertte olacak. Üzgünüm Jinga ama kötü bir yere açılan o kapıyı kendi ellerinle açtın. Kötü hamle Jinga. Yer çekimiyle birlikte duralak sessizce çekip gitmemen senin için çok kötü oldu. Destroyer! Pegasus! Evet, yaşasın! Şuna baksanıza! Destroyer Pegasus'un özel hamlesinden kurtulmayı başarıyor. Karşı saldırı olarak bir diğer özel hamlesini kullanıyor. Bu mücadele insanın nefesini kesiyor. Kimin kazanacağını biliyorsanız bunu unutun! Deminki hamlenden kurtuldun ve Destroyer'a büyük kara kılıcını çektirdiğin için seni tebrik ederim. Ama buraya kadar beni ne kadar zorlarsan zorla, bu maçı kaybeden ben olmayacağım.
Vay canına. Gerçekten de güçlü biriymişsin Julian Concern. Başarabilirsin Jinga. Sakın güvenini kaybetme Jingi. Seni korkutmasına izin verme. Hemen bir şeyler yap Jinga. Aha, doğru söylüyorlar. Her şeye arkamı dönerek mücadele eden şimdi vazgeçemem. Asla. Kiyoya ve Ryuga gibi güçlü beybileçilerle karşılaştıktan sonra şimdi burada vazgeçemem. Rakibim ne kadar güçlü olursa olsun asla pes etmeyeceğim. İşte beybileçi ruhum budur. Hadi vazgeç ve git artık. Takıma katıldığım anda Excalibur'un zaferi ilan edilmişti zaten. Bu mücadele çoktan sona erdi Jinga. Bu kararına katılmıyorum. Eğer bunu kabul edersem bunca zaman yaptığımız çalışma ve mücadelemize ne olacak? Jinga şu ana kadar hafif kauçuk düz performans ucuyla koruyarak kaçmayı başardı. Ama önünde sonunda Konzorn'a yakalanacak. Olamaz. Elinden gelen hiçbir şey yok mu yani? Sorun nedir? Öyle kaçarak maçı kazanamazsın. Kazanma ihtimalin kalmadı artık. Neden yenilgini geç olmadan kabul edip çekilmiyorsun? Unut gitsin. Buraya gelmek için güçlerimizi birleştirerek bir takım olarak çabaladık, tamam mı? Kaybetmeyi reddediyorum. Ha? Güçleri birleştirmek mi? Görünüşe göre hala Pegasus'un gücünü kontrolün altına alamamışsın. İşte bu. Ryuga'nın demek istediği buydu. Şimdi anlıyorum. Sonunda Ryuga'nın bana söylemeye çalıştığı şeyi anlıyorum. Böyle devam et Pegasus. Şimdi fırla, daha hızlı dön. Bu da ne? Ne yapmaya çalışıyor? Daha hızlı ilerle. Bütün gücünle saldır. Bunu sakın yapma Jinga. Hızını biraz daha artırırsan Pegasus'un kontrolünü kaybedip doğruca sahanın dışına çıkmasına neden olursun. Hayır, olmayacağım. Hafif kauçuk düz performans ucu Pegasus'un sahada koşan ayakları gibi davranır. Eğer o güç ve Pegasus'un kanatları bir bütün haline gelebilirlerse... Neler oluyor? Bu başka bir güçlendirici yıldız saldırısı mı? Hamleni kaç kez kullandığını hiç fark etmez, sen kaybedeceksin. Destroyer! Pegasus daha yükseğe de uçabilir. Bu sefer bütün gücümü kullanacağım. Hem de hepsini. Şimdi göğe yükselme vakti Pegasus. Pegasus'un yeni özel hamlesine daha yakından bakmaya ne dersin? Yıldız tozu dalışı. Görürsün şimdi. Özel hamle Kara Excalibur. Bu imkansız. Destroyer. Ve maç sona eriyor. Bu kadar enerji yüklü, iniş çıkışlı mücadelenin sonunda sahada ayakta kalan Jinga oldu. Gengen Galaxy takımı Dünya Beyblade Şampiyonası A grubu final mücadelesinin galibi. Kazandı mı? İşte bu kadar. Evet, bu kez işlerini bitirdik çocuklar. Maçı tam kaybetmek üzereyken yeni bir özel hamle kullandım. Muhteşem, muhteşem. Bu imkansız. Konzorn gerçekten kaybetmiş olabilir mi? Ama bu imkansız. Onlarca başarıya bu kadar kolay ulaştıktan sonra buna inanamıyorum doğrusu. Hı-hı. Beyblade ruhundan bahsetti. Pegasus'un gücünün bu kez tamamını kullandın. Öyle değil mi? Jinga! Başardın. Biz kazandık. Şimdi sırada dünyanın en iyisi olmak var. Dostlarım, evet. Zirveye çıkmayı hedefliyoruz. Bir numara biz olacağız.